emekliler yılı ilan ettiler şu anda açıklamayla birlikte. En düşük emekli ailenin 10 milyon lira olduğunu açıkladı AKP ve saray iktidarı. Bunun emekliler yılı denildi. Efendim emekliler yılı olması için yani emekliler sevinecek ki iyi bir emekli maaşı açıklansaydı mesela emeklileri kimseye muhtaç olmadan geçinebilecek derecede bir ücret açıklansaydı efendim bak ne güzel emeklilere bak yüksek bir maaş bağladık geçinebilecekleri bu enflasyon işte hayat pahalılığı dediğimiz bu enflasyonun yüksek olduğu bu ülkede emekli maaşları 10 milyon liraya insan geçinemezdi. Bir 20 lira 25 lira filan denseydi işte emeklilere bu bile az ama efendim bu yılda emekliler yılı ilan ediyoruz. Bakın bu duruma getirdik diye. Orada bu bir anlamlı olurdu. İyi de olurdu ama bunun tersine 10 milyon lira. Efendim 10 milyon lirayla zaten 7,5'tu. 2,5 milyon lira bir ekleme yapmış oldular. Yani 300 lira 300 küsür lira günlüğüne geliyor. Efendim hesap edecek olursak ev kirası veriyorsa zaten hiç hesap etmeye de gerek yok. Hiç geçinemez. Tamamen acıdan mahkum olur. Ev kirası vermediğini düşünelim. Bu anlamda sabah kahvaltısına tutalım. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, bunun giyinmesi, yakıtı, efendim diğer sosyal harcamalarından falan vazgeçiyorum. Bunları zaten yapamayacak. Bu anlamda hiçbir anlamı yok. O zaman şöyle yapsınlar diyorum. Yani bu emekliliği hep kaldırsınlar da ona da rahat etsin. Emekliler de başının çaresine baksın diyorum. Çünkü emekliler sahipsiz kaldı. Emekliler bir çare arıyorlar. Ama biz diyoruz ki devrimciler olarak emeklilerin çaresi yine kendilerinde. Efendim önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde tepki olarak demokratik tepkilerini göstererek efendim sandıkta bunu efendime söyleyeyim bu tepkilerini sandıkta göstermeliler. Süper emekli maaşı alan milletvekillerine değinmek istiyorum. Milletin vekilleri, milletvekilleri. Bu emeklilerin de vekilleri olmuş oluyor. Dolayısıyla milletvekilleri süper emekli maaşı 67 liradan 97 milyon liraya çıktı. 97 milyon lira 67 liradan 77, 87, 90, 30 milyon lira onlara zam. Efendim 2,5 milyon lira da 7,5 milyondan 10 milyon lira. Efendim insan haklarına eşitliği ilkesine aykırı bir durum bu. Bu belli. Bu vekil biz neyiz? Biz de asılız. Halkta asıl. Efendim asıl ne durumda yaşıyor? Vekil ne durumda yaşıyor? Bunlar hiç mi hesaba katılmıyor? Veyahut da bu milleti bunlar ne yerine koyuyorlar bilmiyorum. Bunu halk anlamıyor mu biliyor? Bugün bizim araştırmalarımıza göre 3000'in üstünde süper emekli maaşı alan milletvekillerinin emekli milletvekilleri var. Şu anda mecliste de 300'ün üstünde hem milletvekili hem süper emekli. 300 tane milletvekili var. 127 lira milletvekili maaşları 97 lirada efendim süper emekli hem maaşı alıyor hem de milletvekili maaşı alıyor. Efendim bunların bu kadar para almalarından bu millete, bu emeklilere 10 milyon lira verilen bu insanlara bir para kalmıyor ki. Süper emekli maaşı alan milletvekillerini bu durumla ilgilenmediklerinden dolayı ve ben bu süper emekli milletvekili alan bu vekilleri az ediyorum. Milletvekili olarak kabul etmiyorum. Halk adına kabul etmiyorum bunları. Çünkü halkın sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Ne yapıyorlar bunlar burada? Gidiyorlar. Orada oturuyorlar. Ne CHP'si, ne AKP'si, ne MHP'si, ne İşçi Partisi. Efendim hepsine diyorum. Hiçbirisine ait etme. Ne HDP'si. Hepsine. Hiçbirisi bu süper emeklilik, insan hakları eşitliğine aykırıdır. Bu emeklilerin maaşları için falan vesaire bir mücadele ettikleri yok. Bence bunların hiç oy vermememeli bunlara. Oy vermememeli kendi kendilerine dursunlar orada. Bunun bir anlamı yok ki. Şaşırdık iyi gene yani. İnsanın psikolojimiz bozuldu.